Her yerin ışığı niye açık acaba ya? Şuraları kapatayım. Neyse içeri gidip... Oğlum içerinin ışığı niye açık? Orada. Arkadaş, ay ses çıkardım. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak. Arkadaşlar bugün yepyeni bir vlog videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda benim günlük hayatımı göreceksiniz. Bugün gerçekten yapılacak çok planım var. Zaten hepsini videoda göreceksiniz. Bu arada bu videolarda tamı da 2 like bekliyorum. Erkek bir like gerçekten çok mutluyorum arkadaşlar. O yüzden mutlaka videoyu beğenin. Daha fazla bu tarz günlük yaşantımı gelmesi istiyorsanız zaten videoyu beğenirsiniz. Ben sizin ilgi ve alakanıza göre bu videonun devamını çekerim arkadaşlar. Şimdi ilk işimiz kardeşimle birlikte arabaya atlayıp bir telefoncu gitmek arkadaşlar. Çünkü o telefoncuda benim almam gereken bir ödül var. Bizim Antalya'da Pas Liga adında bir turnuva var arkadaşlar. Futbol turnuvası bu. Ve bu futbol turnuvasında ben haftanın en iyi oyuncusu seçildim. En iyi oyuncu seçildiğim için de ödülümü almaya gidiyorum. Bakalım ne ödül verecekler bize. Merak ediyoruz. Hadi bakalım yola koyulalım. Arkadaşlar şimdi benzinliğe geldik. Arabamıza benzin alacağız ve buradan sonra direkt telefoncuya gideceğiz arkadaşlar. Aslında bizim bu telefoncuya gitme amacımız ise bu yaptığımız Pas Liga turnuvasının sponsoru telefoncu olduğu için arkadaşlar ben hediyemi oradan alacakmışım. Ulan çok merak ettim. Acaba bana telefon falan mı verecekler? Bakın neler olacak arkadaşlar. Zaten hepiniz de beni biliyorsunuz. Messi gibi, Ronaldo gibi çocuğum. Mükemmel futbolcuyum. O yüzden haftanın oyuncusu seçildim. Bakalım hediye neymiş, çok merak ettim. Küçük de olsa sonuçta bana hediye vermeleri güzel bir şey. Bakalım orada görüşürüz. Evet arabaya gidelim bakalım. Evet Serdar geldi. Ver bakalım anahtarı. Hadi gidelim, basalım gidelim artık. Evet arkadaşlar şu anda telefoncuya geldik. Burası Antalya'da. Marka Antalya'nın biraz ilerisinde GF iletişim değil mi? Size gelebilirsiniz arkadaşlar. Dur önce bir girelim de hemen şey yapıyoruz değil mi? Aynen. Neyse arkadaşlar hadi bakalım içeri girelim. Nasılsınız abi? Hoş geldin kardeşim. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsın abi? Arkadaşlar şu anda GF iletişime geldik ve burada ödülümü almaya geldim. Tanıyorsunuz biraz zaten beni. Doğru, Pas Liga'dan GF iletişim. Evet evet. Ödülü kazandığım için gerçekten çok mutluyum arkadaşlar. Buradan Pas Liga ailesine selamlar yolluyorum. Senin ismin neydi Fatih? Deniz. Arkadaşlar bakın Deniz de beni izliyormuş galiba değil mi? Babası daha önce söylemişti bana. Evet. Arkadaşlara bana selam gönderebilirsin Deniz buradan. Deniz'i direkt tanıdı zaten. Sen kaç yaşındasın Deniz? 8. Aa öyle mi? Ne güzel. En çok hangi videolarımı seviyorsun? Silen Kapı, Uygu, Gülü falan o. İzliyor musun onları? Evet. Arkadaşlar bakın Deniz'e büyük bir takipçimizmiş. Ve ödülümüzü de abimiz getirdi. Abi ismi neydi bu arada? Sadık. Sadık abimiz getirdi. Kardeşim haftanın oyuncusu oldu Pas Liga'da. Buradan evet. Pas Liga ailesine de çok selamlar yolluyoruz. Çok teşekkür ederim abi. Gerçekten çok güzel. Olmasın. Ben çok seviyorum biliyor musun abi böyle şeyleri? Benim de bir tane JBL'im var hoparlör abi. Her yerde dinlerim. Şu an gerçekten çok mutlu oldum arkadaşlar. Hoparlör verdiğini hiç tahmin etmiyordum. Tam benim istediğim ödül ya. Şu an dünyada en mutlu tam hissedim. Senlik. Telefonu koyuyorsun. Aa öyle mi? Telefon koyma şeyi de mi? Telefon koyma şeyi de. Çok iyi. Deneyebilir miyiz abi? Tabii ki. Tabii ki. Arkadaşlar bakın ben böyle şeyleri çok seviyorum. Çünkü her yerde müzik dinlerim ben. Etiket olmayı falan sevmiyorum sağda solda abi. Son ses müzik dinledik, sokakta falan geziyorum. Şimdi bunlar şarj var mıdır acaba? Abi var mıdır muhtemelen? Tam burayı kapatabilirsiniz zaten. Arkadaşlar ödülümüzü aldık, hatta hoparlörü denedik. Gerçekten çok yüksek bir ses kalitesi var. Zaten az sonra Konyantin'e gideriz, orada da müzik falan dinleriz. Bir görüntülü arama yaptım ben telefondan da Ahmet en azından. Arkadaşlar burada abimiz var. İsim neydi abi? Fatih. Fatih abimiz gerçekten çok değerli bir insan. Değil mi Deniz? Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Evet canlısınızdan. Abone olun, like atın arkadaşlar. Deniz için videoyu beğenin. Evet canlar, telefoncudan çıktık. Hediyemizi aldık. Gerçekten çok mutluyuz. Kamerayı niye gözüme sokuyorsun? Bilerek yapıyorum. İçeride oranın sahipleri Fatih abi ve Sadık abi, ikisi kardeşmiş arkadaşlar. Valla çok iyi insanlardı lan. Ben şey bekliyordum ha. İçeri gireceğiz, al kardeşim hediyeni hadi öyle bir şey diyecek sandım ha. Ama gerçekten iyi insanlardı arkadaşlar. Kızı da takipçiymiş. Aynı zamanda diğer abinin de oğlu takipçiymiş. Onlara da buradan selamlar gönderiyorum. Deniz'le Ahmet miydi diğeri? Aynen. Yani Deniz, Ahmet, Arda. İyi bakın. Neyse biz artık şimdi buradan nereye gidiyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Adliyeye gideceğiz. Niye adliyeye gidiyoruz? Ben geçen sene anneme hediye olarak güzel bir büyük televizyon aldım arkadaşlar. Televizyon eve kırık geldi. Bakın, nasıl? Koskoca Samsung şirketi kırık televizyonu bize gönderdi. Hani biz televizyonu biz açtığımız için diyorlar ki televizyonu siz kırdınız. Biz nereden inanalım? Şok şok. Değil şok. Mi? Oğlum dur şunu gözüme sokma. Neyse şu adliyeye gidelim, bir sonucumuzu öğrenelim. Lan yemin ederim 40 bin yılın başı büyük bir hediye alayım dedim aileme. Onu da içine ettiler. Oğlum hadi lan yetişemeyeceğiz. İnşallah şu televizyonumuzu verirler artık. Yoksa öyle televizyonsuz kalacağız. Evet. Sana da araba çarpacak. Canlar şimdi adliyeden çıktım. Bizim olay sonuçlanmış. Yani televizyon olayı vardı ya. Davayı yine biz kazandık arkadaşlar. Fakat benim bir dilekçe yazmam gerekiyormuş. Dedim tam yazalım dilekçe. Tam dilekçeyi yazdım. Dediler ki kimliğinin önlü arkalı fotoğrafını istiyoruz dediler. Ulan benim kimliğim yok. Ben 2 hafta önce İstanbul'a gittiğimde cüzdanımı kaybetmiştim. Kimliğim de onun içinde gitti. Kimliğim falan yok benim. Adam dedim
kimlik olmadan bunu böyle yapamayız falan işte. Bizim olay yine ertelendi yani anlayacağınız arkadaşlar. Bakalım ne zaman hallederiz bilmiyorum. Şimdi kardeşim arabada oturuyor. Kamerayı da adliyeye götüremedim. Ulan şimdi adliyeye kamerayla girsem orada bir sürü polis var girişte. Bana diyecekler sen ne yapıyorsun kamerayla, defol gerizekalı çocuk falan. Neyse biz de şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada kuş sesleri falan var. Konyaaltı'na gideceğiz arkadaşlar. Şimdi bir ormana gideceğiz. Ormanda bir video çekmemiz gerekiyor. Ben de o videonun kamera arkasını çekerim hem. Daha sonra yemek yeriz video çektikten sonra. Sonra da bir denize gireceğim artık yeter. Yemin ederim çok sıcak artık denize gidip yüzmek istiyorum ya. Kardeşim de arabada bekliyor. Çocuk! Adalet sadece duvardaki yazdı arkadaşlar. Bunu evet. Hadi gidelim. Evet canlar şu an mezarlığa geldik. Mezarlık hemen karşımızda. Burada mezarlık videosu çekeceğiz arkadaşlar. Zaten o videoyu siz çoktan izlemiş olacaksınız. Veya belki bu videodan sonra atarım onu. Serdar burada Monster'ın içiyor. Şekersiz arkadaşlar bu arada bu içecek. Dünyanın en güzel içeceği net bir şekilde bu şekersiz Monster'dır. Abi mükemmel evet, ya. Her içecekten daha güzel ya. Neyse biz içeceğimizi yudumlayalım arkadaşlar. Dinlenelim ve hemen mezarlığa doğru gidelim. Canlar arkamızda McDonald's var. Yemeğimizi yedik. Bir güzel karnımızı doyurduk. Tabii ki de ben McDonald's'a nasıl girdim Serdar? Çıplak. Çıplak yedim. Serdar var benden utanıyor. Ben çıplak giriyorum ya. Arkadaşlar burası Antalya. Burada birçok yere böyle çıplak girebilirsiniz. Ayıp olmaz. Çünkü burası zaten hani turistik bir yer. İnsanlar böyle sokakta çıplak geziyor böyle. Yani? Her yerde böyle geziyorlar. Ve ben de çıplak olduğum için arkadaşlar niye utanayım ki? Utanacak bir şey mi yapıyorum ben? Hatta az önce ondan önce Migros'tan hani içecek almıştık ya. Oraya da çıplak yedim. Marketlere de çıplak yiyebilirsiniz arkadaşlar Antalya'da oturuyorsanız. Neyse biz yemeğimizi yedik. Şimdi hemen sahil zaten yanımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne yapıyoruz? Şimdi bir Migros'a gidelim Serdar. Migros'tan birkaç atıştırmalık alacağız. Migros'tan birkaç atıştırmalık alacağız arkadaşlar. Atıştırmalık dediğimizde arıun. Yani ne alıyoruz arıun? Mısır pirinç patlağı alıyoruz arkadaşlar. Bu pirinç patlağı karbonhidrat. Asla biraz, reklam değil. Biraz karbonhidrat yüklemesi yapacağız arkadaşlar. Sonra ne yapacağız? Denizli. Rüzgarın. Ne yapıyorsun hadi, lan? Gidelim. Evet canlar şu anda Konyaaltı'nda Serdar burada uyuyor gördüğünüz gibi. Ben burada yatıyorum ve denize gireceğiz. Serdar niye yatıyorsun? Gerçekten bugün ikimiz de çok yorulmuşuz. Burada yatak aldık. Saat şu anda akşam 8 arkadaşlar. Ve tam 10'da yani 2 saat sonra Fenerbahçe'nin maçı var. Ben Fenerbahçe maçını arkadaşım Atay'la birlikte kafeden izleyeceğim arkadaşlar. O yüzden biz birazcık daha denize girelim. Daha sonrasında kafeye gideceğiz. Fenerbahçe inşallah bugün kazanacak arkadaşlar. Şimdilik kendinize bakın. Ben bir 10 dakika yatacağım öyle denize gireceğim. Çünkü çok yorgunum gerçekten. İyi geceler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi az önce ben burada maç izliyordum. Buralar tıklım tıklım doluydu. Çünkü burada Fenerbahçe'nin maçı vardı. Aynı zamanda Fenerbahçe de bugün 2-0 kazandı. Güzel bir maç oldu gerçekten. Yanında da arkadaşlarım vardı. Onlar evine gitti. Fakat yeni bir arkadaşım geldi arkadaşlar. Bu da danstan geldi. Zengin çocuğu. Arabası şurada. Ama şu transit var arkadaşlar. Furkan'la birlikte oturuyoruz burada. Çok serin abi burada. Bak ayaklarımı uzatıyorum böyle. Maçı böyle izliyorum arkadaşlar. Bak ayaklarım böyle. Maç şurada. Aman bak. Böyle diye yatıyorum. Allah çalsın evimden daha rahat yerdeyim ha. Güzel bir gündü. Daha fazla vlog için mutlaka videoyu beğenin. Canlar şimdi sonunda eve geldim. Saat gecenin 3'ü falan oldu. Ve ben evde tek başımayım. Çünkü neden? Size söyleyeyim. Ailem hep beraber ailecek Kaş'a gittiler arkadaşlar. Ve ben tek başıma kaldım burada. Çünkü benim burada işlerim var. YouTube, spor falan olduğu için. Ben gitmek istemedim. Evde tekim. Şimdi biraz televizyon izleyeceğim. Öyle yatacağım. Çünkü arkadaşlar ben televizyon izlemeden uyuyamıyorum. Önce bir televizyonda bir şeylere bakmalıyım. O gün sonuçlanan maçların özetlerini biraz izlemeliyim. Daha sonra öyle yatarım ben. İçeri gidelim o zaman. Oğlum her yerin ışığı niye açık acaba ya? Şuraları kapatayım. Neyse içeri gidelim. Oğlum içerinin ışığı niye açık? Lan? O ne lan? Oha! Arkadaşlar. Muay Thai King Tom lan o. Oğlum bizi gördü mü acaba? Arkadaşlar şuna bakın. Muay Thai King Tom orada oturuyor. Geliyor mu? Bizi gördü. Yemin ederim beni gördü. Oğlum. Arkadaşlar şu an mutfaktayım. Mutfaktan odaya gideceğim. Bakın bakın. Orada. Orada. Arkadaş, ay ses çıkardım. Gördü. Gördü. Lan gördü. Bize bakıyor. Eyvah. Arkadaşlar fark edildik. Eyvah. Orada. Sen kimsin? Neden buradasın? Evime neden geldin? Evet biliyorum My Talking Tom olduğunu. Neden eve geldin? Oynadım bana zarar verme lütfen. Düzeltene. Abi bunun burada ne işi var? Bunun burada ne işi var? Kafayı yemek üzereyim.
Git buraya, otur oraya, lütfen otur oraya. Zoru kullandırtma bana. Yemin ederim seni mahvederim. Oğlum sen kimsin lan? Kimsin oğlum sen, kimsin lan? Şuna bakın arkadaşlar, My Talking Tom bu. Oğlum senin evimde ne işin var? Sen eve nasıl girdin? Ben My Talking Tom, atlar zıplar. Sikiyorsun lan! Arkadaşlar My Talking Tom'u yakaladım şu anda gördüğünüz gibi. O zaman My Talking Tom'un maskesini çıkarıyorum. 3, 2, 1. Çıkar lan şunu, çıkar. Çıkar. Sana diyorum, çıkar o maskeyi. Çıkar. Kimsin lan sen? Çıkar o maskeyi, çıkar. Serdar? Oğlum sen miydin lan o? Sen Kaş'a gitmemiş miydin lan? Oğlum benim lan kardeşim, My Talking Tom çıktı. Oğlum sen beni kandırdın mı Serdar? Bu nasıl olur? Zamanında Hugi Wugi rolüne de girmiştin. Hugi Wugi sen çıkmıştın. Seni o zaman zor affettim ama bu sefer hiçbir zaman affetmeyeceğim seni. Yapma. Defol giden evden, çık. Çık evden, çık. Arkadaşlar kardeşim şu an evden kovuyorum. Defol. Defol evden. Hadi git. Aç şurayı, ışığı aç ışığı. Hadi git evden. Kapat, defol. Arkadaş, kapıyı. Lan bir git şuradan. Arkadaşlar kardeşimi evden kovdum. Çünkü gördüğünüz hak etti bunu. Onu hatta polise vermediğime dua etsin yani. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Burak'la hoşça kalın ve bay bay.